Mucizeler küçük yüzükler haline geldi ve orijinal formlarından çok farklı görünüyorlar. Yakın bölümünün sonunda Gabriel'in yüzüklerini oluşturmak için bazı makineler kullandığını görüyoruz. Tabii ki yalnız değil, Bayan Tusurugi ile birlikte. Şimdi ise mucize mücevherlerinin nasıl kurtarılacağı, fanları gruplara bölen büyük bir konu olmuş durumda. Ve bu videoda bu teoriler hakkında konuşacağız. Ama öncesinde intro. İlk teoriye şanslı tılsım gücüyle başlıyoruz. Bu teori, Uğur Böceği'nin mucize Uğur Böceği diye bağırdığında mucizelerin orijinal formunu geri getirebileceği yönünde. Evet, aslında bu doğru. Şanslı tılsım sahibine verilen Uğur Böceği mucizesinin özel süper güçlerinden biri. Ve bu süper güç kullanıcının yardımcı bir nesne yaratmasına izin veriyor. Görev sonunda da Uğur Böceği bu nesneyi atıyor ve Akuma'nın verdiği bütün hasar ortadan kalkıyor. Ancak bu güç burada işe yarayamaz. Çünkü bu güç Akuma'nın neden olduğu hasarları işlemektedir ve Monarch'ı yenmesi durumunda bile mucizeleri orijinal haline döndüremez. Çünkü Gabriel bunu Akuma'sız bir şekilde başardı. Bu yolla mucize mücevherlerini geri getirmek mümkün değil. Bazı hayranlar Kıvamiler'in güçlerini kullanarak mucize mücevherlerini geri getirebileceğini söyledi. Ama bunun da çok riskli olduğunu biliyoruz. Kıvamiler sahipleri olmadan güçlerini kullandığında her seferinde büyük bir felaket yaşanıyor. Ses, Trix, Kalki, Plek ve Tiki bu zamana kadar güçlerini kullanan Kıvamiler. Plek, Steelkır ilçesi bölümünde, Trix, Sırlar Çetesi bölümünde, Tiki, Sevgili Aile bölümünde, Kalki birkaç bölümde ve Ses, Geçici bölümünde gücünü kullanmıştı. Tabii ki negatif etkisi olmasaydı Tiki güç yaratma gücünü kullanır ve mucizevi mücevherleri geri oluştururdu. Ve Mirnet'in yapması gereken tek şey ise Mucize Büyü kitabındaki bazı formülleri aramak olurdu. Başka bir fikir de tavşan mucizesini zaman yolculuğu yapmak için kullanmak. Geçmişten bugüne kadarki mucizeleri toplamak ve Kıvamiler'le ritüelleri kullanarak kopyalarını oluşturmak. Ve yine Mucizevi Büyü kitabı yardımıyla kopyalanmış mucizelere güçleri geri bağlamak olabilir. Ama tabii ki bu çok arkası boş bir teori. Çünkü Kıvamilerin böyle bir yetenekleri olup olmadığını bilmiyoruz bile. Yapabilecekleri başka bir şey ise yine tavşan mucizesiyle mucizevi mücevherleri ilk yapan kişiyi bulmak. Çünkü bildiğiniz gibi 5000 yıl önce bir Çinli büyücü özel sihirli mücevherleri, yani mucizeleri nasıl yaratacağını keşfetmişti. Bu mücevherler Kıvamilerin fiziksel şekilde ortaya çıkmasına ve sonunda dahil olduğumuz yaşam formlarıyla iletişim kurmalarına izin verdi. Kısacası Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin yapmaları gereken tek şey geçmişe yolculuk yapmak, büyücüyü bulmak ve Kıvamiler, güçler ve mucizenin fiziki hali arasındaki sırrı öğrenmek. Ya da belki de tavşan mucizesi kullanmayı bir kenara bırakın, Cevap Büyük kitabında gizli bile olabilir. Ve bu sayede Gabriel'in yüzüklere dönüştürdüğü mucizeler kitap sayesinde farklı bir formda tekrar oluşturulabilirler. Bu teorinin iyi tarafı yeniden tasarlanabilir olmaları ve bu sayede yeni mucizevi mücevherler yepyeni bir görünüme kavuşabilirler. Ve bu da çok ilginç olur. Evet, videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.